400'ü verin. Yeni Türkiye'yi kuralım. 400'ü verin. Diyorum ki yine anayasayı yapalım. 400'ü verin. Başkanlık sistemini kuralım. 400'ü verin. Çözüm sürecine koşalım. Önce 400 istedi, sonra başkanlık istiyorum dedi. İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek Avrupa'ya adalet dersi veriyor mu? 16 Nisan 2017'de olağanüstü halde gerçekleşen halk oylamasında başkanlığın yolu açıldı. Başkanlığa evet diyenlerin oranı %51 oldu. Boşuna uğraşmayın! Boşuna uğraşmayın! Atalan Üsküdar'a geçti, haberiniz yok! Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde ise %52 ile başkan seçildi. Erdoğan başkan seçilmeden önce ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ilerleme olacağı vaadinde bulundu. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Faizlerse başkanlık vaadindeki gibi olmadı. Faizler %24'e çıktı, dolar 7 lirayı aştı. Yastık altındaki dövizlerin çıkarılmasına rağmen enflasyon %20'lere dayandı. Doğalgaza, elektriğe yıl içerisinde %30'ları aşan zamlar yapıldı. Başkanlık vaatleri arasında yer alan yerli otomobil ve yerli uçak içinse hala bir gelişme yok. Hatta yerli otomobil baba yiğitlerinden biri daha yola çıkmadan çekildiğini açıkladı. Erdoğan'dan koyduğu 2023 hedeflerinde ise birkaç yıl sarkma olabilir itirafı geldi. Suriye topraklarını özgürleştirdik. Suriye konusundaysa hedeflerin hiçbiri tutmadığı gibi İdlib'deki sorunlar daha da arttı. Başkanlık vaatlerinin tam aksine sınırlarımızdan 3 milyon Suriyelinin daha girmesi bekleniyor. Türkiye önce Cerablus'tan Elbab'a kadar olan kısmı, sonra da Afrin'i güvenli hale getirdi. Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Cerablus'a döndü. Şimdi Afrin'e dönmeye başladı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemiyle geldi ve halkın %52'sinin oyunu aldı. Son yapılan anketlerse başkanlık sistemine karşı olanların oranının %54'e çıktığını gösteriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki ankete göre son bir yıldır uygulanan başkanlık sisteminin yararlı olduğunu düşünenlerin oranı %37 olurken, başkanlık sisteminin yararlı olmadığını düşünenlerin oranı ise %54 olarak gerçekleşti. AKP seçmeninin %22'si başkanlık sisteminden rahatsız olduğunu belirtirken MHP seçmeninin de %64.1'i başkanlıktan memnun değil. CHP seçmenlerinin %89.7'si, İYİ Parti seçmenlerinin %84.4'ü ve HDP seçmeninin %93.4'ü parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiği görüşünü ifade etti. Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. Gönlümde var. Gönlümde başkanlık var. Öyle bir şey demedim. Hayır. Şu bandı gösterin. Gösterelim.